Dünyaya bir kez daha gelseydiniz hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Türkiye'de. Neden mi? Cennet gibi bir ülkemiz var ya. Başka hangi ülkeler yaşanır ki? Fransa'da mı, İtalya'da mı, İngiltere'de mi, Amerika'da mı? Adamlar orada açlıktan ölüyor ya. Ölüyorlar. Hangi anlamda? Her anlamda. Ölüyor. Fakire fukaraya yardım var mı? Bizim ülkemizde kaç kişi açlıktan öldü? Birlik beraberlik var mı orada? Yok. Ben Avrupa'da kimsenin açlıktan öldüğünü duymadım da onun için biraz şaşırdım. Biz duyuyoruz ya. Sosyal deneyleri izliyor musun? Sosyal medya şeylerini izliyor musunuz bazen? Birisi gidip ona bir ufak bir yardımda bulunduğu zaman hüngür hüngür ağlıyor. Niye ağlıyor? Görmediği için ağlıyor. Hani orada devlet gereken yardımı yaptığı için acaba insanların birbirine yardım yapma gibi bir ihtiyacı kalmıyor olabilir mi? Yok, devlet orada hakkıyla yardımlar yapmıyor bir. İkincisi, hamdolsun bizim ülkede de yardımlar yapılıyor. Sosyal ekonomik destek paketleri var. Ondan sonra sosyal hizmetler yardımda bulunuluyor. Hamdolsun burada da yapılıyor yani. Neden sosyal yardımlara muhtaç bırakılıyoruz? Sosyal yardımlara şöyle, şimdi birinci sebep bizde iş beğenmemezlik var. Bu nettir. İşkur sayfasını açın bakın. Yüzlerce personel alımı var, yüzlerce personel ilanı var, talebi var. İnsanlar doğru düzgün gitmiyor. Biz neye alışmışız? Masa başında oturalım, anladın mı? Kimse bize karışmasın, kolay yoldan para kazanalım. Üretmeyelim, kazanalım, alalım. Peki üretebileceğimiz bir alan sizce var mı? Yok mu? Ben de soruyorum, var mı? Soruya soruyla cevap veriyorum. Siz yok diyorsanız buyurun beraber gidelim. Mesela? Şu anda memleketimizde tekstil kent kuruldu değil mi? Ve harıl harıl yeni fabrikalar açılıyor orada. Ve oradaki fabrikalar personel bulmakta zorlanıyor. Fabrikadakiler asgari ücrete çalışıyor. Asgari ücret yeterli mi? Yani bildiğim kadarıyla bir asgari 11.402 TL oldu. Eğer ki fiyatlar sabit tutulursa ve biraz daha düşerse yeterli olacaktır. Önemli olan bu enflasyonu tutmak. İnşallah tutulur. Temennimiz o yönde. Tutulmazsa sıkıntı yaşanır. Allah'ın izniyle inşallah olur ya. Olur Allah'ın izniyle. Birlik, beraberlik olduğu müddetçe, dayanışma olduğu müddetçe ki var, açlıktan bizim ülkede kimse ölmez. Mesela sadece açlıktan ölmemek midir? Yani bir insanın tatile ihtiyacı yok mudur? Mesela bu bayram tatilinde sizce insanlar tatile gidebilecekler mi? Ya gidebilecek var, gidemeyecek var. Bu kişinin ekonomisine bağlı olan bir şey. Şu an dediğim gibi ülkemizde bir pahalılık söz konusu. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Mevcut yönetim de buna yönelik adımlar atmaya çalışıyor. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor vatandaşa. Hani dolar biliyorsunuz almış başını gidiyor, euro almış başını gidiyor, altın almış başını gidiyor. Ama bir ülkeyi dolarla, euroyla, bununla, şunla diğer ülkelerle kıyaslayamayız.